Arkadaşlar merhabalar. 2020 online kursus. Hollandaca öğreniyorum kursumuza hoş geldiniz. Yeni bir dil öğrenmek biraz sabır, çok emek, dikkat, azim ve disiplin ister. Bu dersimizde Hollandaca dil bilgisindeki gelecek zamanı ve kullanıldığı farklı yerleri öğreneceğiz. Şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla. Evet. Oefeningen zal, zullen en zou. Buradaki alıştırmaları sorunsuz çözebiliyorsanız konuyu zaten biliyorsunuz demektir. İkinci alıştırmamızda Eda zal een relatie hebben met haar baas. Als ik niet zo ziek was, zou ik er wel aan beginnen. Diğer alıştırmaları sorunsuz ve tereddüt etmeden çözebiliyorsanız konuyu biliyorsunuz demektir. Konuyla ilgili olarak da vermek istediğimiz mesaj. To come in the tight, yani gelecek zaman. Hollandaca'da gelecek zaman için bir yardımcı fiil zullen kullanılır. Zullen artı heyle werkwort, yani fiilin mastar hali, gelmek, konuşmak, dinlemek, çalışmak, öğrenmek gibi. Ik zal naar Turkije gaan. Jij, je of u zult of zal naar Nederland gaan. Hij, zij, ze of het zal. Birinci tekil kişilerde zal kullanılır. Naar de bioscoop gaan. Diğer çoğullarda wij, we, jullie, zij of ze zullen naar Engeland gaan of naar het feest gaan. To come in the tight, gelecek zamanda Hollandaca'da gelecek zaman için bir yardımcı fiil zullen kullanılır. Bu durumda zullen artı heyle ve ekvort, yani fiilin mastar hali demiştik. Ik zal een sinaasappel eten. Ik zal naar de stad gaan. Ik zal zoeken. Ik zal worden gezocht. Ik zal gezocht worden. Zullen heyle ve ekvort unutmayınız. Öneri veya söz verilmesi durumlarında kullanılır. Zullen we naar de film gaan? Ik zal je straks ophalen van je werk. Bir söz vermek söz konusudur. Kesin olacak şeyler belirtirken cümle içerisinde wel, fast, wel fast ile kullanılmaktadır. Yani, ik zal het vast wel koud krijgen. Hij zal wel snel Nederlands leren. De trein naar Leiden zal over enkele ogenblikken aankomen. Zullen fiili yardımcı fiil olarak bir mastar fiille beraber kullanılır demiştik. Gelecekte olacak şey durum söz konusudur. Genellikle gaan yardımcı fiiliyle beraber bir mastar eklenir. Yani volgend jaar ga ik in Amerika studeren. We gaan vanavond naar TV kijken. Ga jij dansen met haar? Zullen veya aşağıdaki durumlarda kesin veya gaan aşağıdaki durumlarda kesinlikle kullanılmaz. Tümcede zaman belirtici kullanılırsa gelecek zaman yerine geniş veya şimdiki zaman da kullanılabilir. Buradaki geniş veya şimdiki zaman gelecek zaman anlamını vermektedir. Volgend jaar krijg ik opslag. Hij zal vanavond beginnen. Ik zal wel beginnen vanavond. Ga je deze zomer je tante bezoeken? Hij zal vast wel bellen. Gaan wij een frietje eten? Evet, devam ediyoruz. Hikayenin gelişinden cümlenin gelecek zamana ait olup olmadığı anlaşılır. Bazen açıkça belirtmek için morgen, volgend week, volgend jaar, volgend seizoen, volgend zomer gibi zaman zarfları kullanılır. Ik werk vanavond niet. Ik doe volgende maand rijexamen. De bus vertrekt over 10 minuten. Volgend jaar krijg ik opslag. Buradaki opslag anlamı zam, maaş artışı dergisi kullanılırken opslag ruimte, ambar, kiler anlamına geçmek gelmektedir. Geniş ve gelecek zamanlar birbirlerinin yerine de kullanılır. Ik zal je straks ophalen. Birazdan seni gelip alırım veya alacağım. Ik haal je straks op. Aynı anlama gelir. We zullen het morgen proberen.
We gaan het morgen proberen. Eindelijk nog eens. Jaren deneetjes. Hij zal het vast wel koud krijgen. Hij krijgt het vast koud. Eindelijk nog eens. Je zult het toch niet vergeten. Geniş ve gelecek zamanlar birbirlerinin yerine kullanılabilir. Aşağıdaki örnek cümleleri dikkatli bir şekilde okumanızı, cümle yapısını göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Je zult het toch niet vergeten. We zullen ons best doen. Elimizden geleni yapacağız. Wat zullen wij morgen of gaan doen? Yarın ne yapacağız? Veya ne yapalım? Hij zal vast wel thuis zijn. Kesin evdedir. Zullen wij naar het theater gaan? Tiyatroya gidelim mi? Gaat hij alweer naar de bioscoop? Yine mi sinemaya gidiyor? Gaan jullie morgen dansen? Wat zullen zij op de cursus leren? Ik zal nu beginnen. Şimdi başlayacağım. Zaur'un artı mastar durumunda mastarla beraber gelecek zamanın hikayesi için kullanılır. Bir olayın başlayıp devam ettiğini, bir durumun olması gerektiğini anlatır. Ik zal komen. Ve cümle devam eder burada. Jij, je, zou. Wij, we, jullie, zij, ze, zouden komen. Zouden artı mastar, heyde werkwoord, yani bütün fiil. Kuşku durumları halinde, zou hij vandaag wel komen? Bugün gelecek miydi, ne dersin? Zou hij van koffie houden? Kahveyi sever miydi acaba? Emin değilsiniz. Duyulmuş şey, haber, dedikodu. Durumlarında da kullanılır. Ik hoorde dat hij vandaag niet zou komen. Bugün gelmeyeceğini duymuştum ama tam emin değilim. Zij zou een probleem hebben met haar baas. Zouden kalıbının kullanıldığı diğer durumlar. Bir şey arzulandığında özellikle ik zou wel een kopje koffie lusten. Aslında bir fincan kahve isterdim. Ama şu anda bu mümkün değil. Je zou eens vroeger thuis moeten komen. Dat keşke daha erken eve gelseydim. Ama geç geldim. Geçmişte yapılan bir plan veya fikir varsa gaan we naar de film? Nee, Jan zou toch komen. Ik ga deze muur wit schilderen. Oh ja, we zouden de muur toch blauw maken? Bu durumda ben bu duvarı beyaza boyayacağım. Öyle mi? Ama biz bunu mavi renge boyayacaktık. Ne oldu? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zouden gelecek zaman kalıbının kullanıldığı diğer durumlar. Görüş belirtme. Je zou eens op tijd moeten komen. Zamanında gelmen gerekirdi. Bu benim görüşüm. Ve geç kaldın. Hij zou eens nieuwe auto moeten kopen. Ama hala yeni bir araba almadı. Hayali bir şart koşulursa şayet. Als ik niet zo ziek was, zou ik er wel aan beginnen. Bu kadar hasta olmasaydım başlardım. Çok hastayım o yüzden başlayamıyorum. Zouden kalıbının kullanıldığı diğer durumlar. Zij zou wel bellen. Telefon edecekti ama etmedi. Wat zou jij doen in zo'n geval? Böyle bir durumda ne yapardın? Aslında senin ne yapacağın, ne söyleyeceğin o kadar önemli değil. Çünkü bu sonucu değiştirmeyecek. Ik zou het niet weten. Gerçekten bilmem. Hangi bilgim yok. Wie zou dan er gisteren komen? Zou Murat vandaag komen? Jullie zouden op mij wachten. Hebben jullie niet gedaan. Ama beni beklemediniz. Je zou vandaag toch niet werken. Bugün çalışmayacaktın ya. Ama yine de çalışıyorsun. Het huis is vies. Zou je eens moeten schoonmaken? Ev oldukça kirli, pis. Bir ara temizlik yapsan iyi olur. Denken, vrezen, hopen, rekenen op, vertrouwen op. Artı, dat sonrasında yan tümcede kesinlikle zouden kullanılır. Ik dacht dat je gisteren ook zou komen. Dün senin de geleceğini sanıyordum ama gelmedin. Ik vreesde dat we nat zouden worden. Islanacağımızdan korkmuştum. Ik hoopte dat zij dat niet zou zeggen. Onu söylemeyeceğini ümit ediyordum ama söyledi. Ik rekende erop dat het niet zou gaan regenen. Yağmur yağmayacağını hesaplamıştım. Öyleyiz ama yağmur yağdı. Sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Hollandaca'da gelecek zamanı belirten zou ve zouden, zullen kalıplarını öğrendik. Konuyla ilgili ve veya diğer başka konularla ilgili soru, öneri ve görüşlerinizi
Facebook sayfamızdaki online kursus Hollandaca öğreniyorum veya YouTube sayfamızda paylaşabilirsiniz. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Saygılarım. Öğrenmenin yaşı ve yeri yok.